Değerli dostlar güzel bir gününüz olsun ve keyifli olsun. Bugünkü farkındalık sohbetimiz e, aslında insanın yine kendini tanımasına yönelik e, birkaç farkındalıktan bahsetmek istiyorum. E, genel olarak zaten insanın fıtratında e, korku, kaygı, vesvese, evham, şüphe bunların hepsi insanın fıtratında var olan şeyler. Çünkü ruh tekamül etmek ister. Ruhun tekamül etmesi için de Korku, sevgi, şefkat, hüzün vesvese, kaygı, e, bunun gibi daha birçok e, yaşadığımız süreç bizim ruhumuzun tekamülü için gereklidir. Bu sebeple e, insan bu yaşayacağı e, duyguları e, ne kadar yönetebilirse e, o kadar aslında hayatını daha konforlu geçirebilir. Fakat bunun yönetebilmesi için e, bizim fark etmeden düştüğümüz bir yanlış var. E, bu tür durumlar e, sanki hiç olmaması gerekiyormuş gibi, hiç sanki bir insanın yaşamaması gereken bir duygularmış gibi, böyle bir şeyin içine düştüğümüzde e, bir an panikliyoruz. Bilinmezlik tabii ki korkutur, çözümsüzlük insanı korkutur, kaygıya götürür. Bunlar çok normaldir. Fakat şunu bilin, insanın hayatındaki mutluluk nasıl istenilen ve doğal gibi karşılanıyorsa... Aynı zamanda mutsuzluk da insanın fıtratında olan bir şeydir. Korku, şefkat, sevgi, kaygı, bunlar da insanın fıtratında olan şeylerdir. Bunlar zaten var. Bir dükkan düşünün, dükkan içerisinde birçok ürün var. Ve bu ürünleri bir şekilde müşterisine göre e, arz-talep niteliğinde sunuyorsunuz. Dolayısıyla bizim dükkanımızın içinde korku da var, şefkat de var, kaygı da var. Bunların hepsi bizim dükkanımızın içinde var. E, siz eğer ki korku ve kaygının alıcısını e, pazarınızda oluşturursanız, o zaman bu ürün daha fazla... E, talep görür ve daha revaçta olur ve siz hep korku kaygı ürününü satarsınız. Ama içinizdeki sevgi, şefkat dediğimiz e, bu ürün eğer daha çok talep görürse bunu satarsınız. Bu sebeple buradan anlamamız gereken şey şu. Biz hayatımızda daha çok nelerle meşgul oluyorsak yani sevgi üretmeye, şefkat üretmeye veya korku üretmeye, kaygı üretmeye hangisine daha meyilli oluyorsak o daha fazla satılıyor, o daha fazla talep görüyor. Peki bunun için ne yapmamız gerekiyor? Bunun için yapılması gereken şey şu, bir sefer her şeyi doğal ve hayatın içerisindeki bir süreç olarak algılamak gerekir. İşte bu aralar çok kaygılıyım dediğinizde, aslında bu sanki hiç yok da bu aralar oluyormuş gibi. Kaygı her zaman var. Ee, şüphe her zaman var, vesvese her zaman var, mutluluk her zaman var. Fakat e, bizim ruhsal, zihinsel ve bedensel enerjimiz hangisine daha yakınsa onu daha fazla algılayabiliyoruz ve onu daha fazla e, hayatımızda büyüteç altında tutuyoruz. Ama hayatınızda mutluluk veren olaylar daha fazlaysa mutluluk büyüteçin altında tutuyorsunuz ve o büyümeye başlıyor ve çok mutluyum diyorsunuz. Buradan çıkarmamız gereken şey şu, mutlaka hayatınızda e, mutluluk sürecinizi besleyecek olan enstrümanlarınızın olması gerekir bunu kimse size şunu yap mutlu olursun bunu yap mutlu olursun diyemez. Bunu bulacak olan kişi sizsiniz. Kimi bir kuşu beslerken mutlu olabilir. Biri balığa beslerken mutlu olabilir. Biri toprağa çiçek ekerken mutlu olabilir. Biri kitap okuma halinde mutlu olur. Biri yan flüt çalarken mutlu olabilir. Kimisi sadece denizin kenarında yürürken veya suyun içerisine işte ayak bileklerine kadar girince mutlu olur. Birisi bisiklet kullanırken mutlu olabilir. Birisi kitap yazarken mutlu olabilir. Dolayısıyla bunu bulacak olan kişi sizsiniz. Hocam ben bunu bulamıyorum diyen yani çok insan var. Ne yapıyorsun sorusunu sorduğunda peki bunu bulmak için ne yapıyorsun? Bu sorunun cevabı da yok. Bir şeyleri denemeden mutlu olup olmadığınızı bilemezsiniz. Önemli olan burada kendinizi daha çok nelerden mutlu edebileceğinizle ilgili hayaller kuruyor olmanız. Yürürken mutlu olabilir miyim? Balık tutarken mutlu olabilir miyim? Çiçek baksam mutlu olabilir miyim? İşte bir evcil hayvan beslesem mutlu olabilir miyim? İnsanlara yardım yapan bir yerde görev alsam mutlu olabilir miyim? İşte bir şeyler üretsem mutlu olabilir miyim? Bunları düşünüp denemelisiniz. Eğer beslenme sürecinizi tamamlayamazsanız ve bir beslenme yöntemi bulamazsanız o zaman hayatın içerisindeki doğal akıştaki birçok konuda evham, vesvese ve kaygılarınız fazlalaşır. Bu söylediklerimi umarım doğru anlatabilmişimdir. Umarım doğru kalbinize koyabilmişimdir. Ama insan hayatında emek, çaba, kendini keşif, kendini keşfettikten sonra kendini besleme bu süreçlerini gerçekleştirmediği süre içerisinde olağan akışta zaten birçok konudan kaygı duyabilir, birçok konudan vesvese halinde hayatını sürdürüyor olabilir. Bugünden itibaren siz hayatınızda hangi yönlerle kendinizi beslemeyi düşünüyorsunuz? Nelerin hayalini kurarak gerçekleştirmek istiyorsunuz? Birçok danışanım bir şey yapmadan önce ilk önce onu yaptığında mutsuz olabileceğini düşünür ve yapmaz veya bir iş girişiminde bulunup ondan zarar edebileceğini düşünüp o işe girmez kıymetli insanlar bir şeyi yapıp sonuca gitmek zaten sonuç bizim işimiz değil sonuç takdiri ilahidir biz niyetlere göre ve içimizdeki enerjiyi faaliyete dökmekle mükellefiz bu sebeple İçinizde eğer bir şey yapmak varsa ve bütüne katkıysa yapın. Lütfen sonucunu siz takdir edemezsiniz. Sonucunuz birçok kader planı ile eşleşerek bir sonuç çıkacaktır açığa. Önemli olan bir şey yapabilmek, düşünebilmek, üretebilmek, e, onun içinde olabilmek kıymetli olandır. İşte bunları yaparak kendinizi keşfedip büyütecinizi mutluluk, huzur, bütüne katkı kısmında e, kendinizi var edebilirsiniz bu sürece girdiğinizde zaten diğer büyüteçiniz yani korkuya, kaygıya, kork vesveseye giden büyüteç küçülecektir. Yerini mutluluğa, huzura, şefkate bırakacaktır. Sevgiyle kalın efendim.